Onlar Allah'ın ayetlerini inkar etmişler de bu yüzden Allah onlara gazap etti. Ve yaktulûnen nebiyyîne bighayril hak. Daha beteri, yaptıkları en kötü, en çirkin iş ne? Kendilerine verdiğimiz peygamberleri katlettiler. Yahudi kavminin en büyük belası, en büyük nefret alması, beddua almasının en büyük sebebi. Peygamberler gönderiyor Allah Teala, devamlı öldürüyorlar. Musa Aleyhisselam'dan önce de peygamberler geldi ve hepsini öldürdüler. Ne anlatıyorsun sen? Bir Allah mı var? Bizim sahibimiz o mu? Onu mu dinlemek zorundayız? Öldürün bunu, yalan söylüyor. Peygamberleri öldürdüler. Hani o dünyada başıma şu musibet geldi hocam, bu musibet, Allah neden izin verdi başıma musibet gelmesine diyen kardeşim var ya, ona deyin ki, ya Allah peygamberlerinin başına musibet gelmesine izin verdi. Peygamberlerinin öldürülmesine izin verdi Allah. Sen kimsin? Ben kimim? Hoca, sen kimsin? Onlara musibet ve imtihan veren Allah sana vermeyecek mi? Bunu söyleyiniz. Yüzlerce peygamberi öldürdüler. Yahudi kavmi. Haksız yere onları öldürdükleri için Allah onlara gazap etti. ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ Bütün bunların sebebi ise isyan etmek ve aşırı gitmekte olmalarıydı. Onlar çok isyan ettiler, peygamberlerin sözünü dinlemediler ve hep aşırı gittiler. Kendi aralarında kan davası güttüler, birbirlerini öldürdüler. Musa Aleyhisselam'ı aşağıladılar. Ya o kadar mucize gördüm. Allah'ın peygamberi senin gözünün önünde asasını bir taşa vuruyor. Sen susuzsun çölde, sudan kıvranıyorsun. Su ihtiyacın var. Senin gözünün önünde Allah'ım yardım et diyor. Asasını, o tahta parçasını bir taşa vuruyor. 12 tane ırmak fışkırıyor. Sen gördün bunu. Hala Allah'ın peygamberine sen de insansın, ben de insanım diyorsun. Senin kafan çalışmıyor mu ey Yahudi? Yahudilerin yaptığı bu işi bugün Müslümanlar yapıyor Muhammed Aleyhisselam'a. O da bir adam, ben de bir adam. Ben protokol sevmiyorum. Muhammed de bir insan, ben de bir insan. Haşa ve kella. Aynı Yahudilerin yediği bedduayı bu sahtekar mealciler de yiyor. İhtiyacımız yok. Hadislere gerek yok. Peygamber olmuş demektir, vahiy alıyor. Ben o zaman ilim gider, hocalık biter, takkeyi bırakırım, mikrofonu çıkartırım, mikrofonla beraber dövmek istemem. Bazı garip sesler çıkartacağım çünkü. Tekme atarken biz tekme atıcılar biraz bağırırız kardeş. Tenisçilerin topa vururken bağırması gibi. Sana birkaç, o içindeki kafir cinler çıkması için sana birkaç vuruş yapmam gerekiyor kardeşim. Ya Allah, Bismillah deyip üstüne giriş yapacağım. Vahiy almıyorsun. Vahiy alan seçilmiş kişi karşında Allah'ın selamı üstüne olsun. Ve sen diyorsun ki o da insan, ben de insan. Ya tamam, beşeri olarak ikimiz de insanız, beşeri ihtiyaçlarımız var da o Allah'la konuşmuş. Sen konuştun mu? Konuşmadın. Vahiy alıyor musun? Almıyorsun. O zaman vahiy alan kişiyi takip etmek zorundasın. Başka ayet. De ki ey Resulüm, eğer Allah'ı seviyorsanız bana itaat edin ki Allah da sizi sevsin. Ayet. Kime itaat edeceğiz? Bir insana. Bir insana. Bak, Allah'ın bizi sevmesi için bir insana itaat etmek zorundayız. Kim o? Seçilmiş kişi. Chosen one. Muhammed Aleyhisselam. Allah Teala Hazretleri bu dünyada da, ahirette de, mahşerde de ondan bir karış ayrılmayı bize nasip etmesin kardeşler. Amin. Amin. Allah Teala Hazretleri'nin zikrettiği ayet-i kerime bu. Geçmişten bir sahneyi, bir anı ve lanetlenmiş bir kavmi gözünüzün önüne getirdim. Aynı tuzaklara düşmemek için bu bizim için büyük bir ibrettir kardeşler. Aynı bedduaları, lanetleri yememek adına kulağımıza, kalbimize, aklımıza ve ruhumuza küpe olması gereken bir ayet-i kerimeyi konuştuk. Mevla Teala ölene kadar bu ayetten aldığımız mesajları unutmamayı bize nasip etsin. Amin.